Altıncı denemeyle soru çözümümüze devam ediyoruz. Atakan buzdolabını sürtünmesiz eğik düzlem yüzeyini kullanarak kamyonete yüklemeye çalışıyor. Kamyonetin yüksekliği H, platformun yüksekliği L ve platformun yatayla yaptığı açı ise tetadır diyor. Tüm hareket boyunca Atakan'ın hızı sabit olduğuna göre hızının sabit olması önemli. Kinetik enerjisinde yukarı doğru çıkarken herhangi bir değişme olmadığını ifade ediyor. L uzunluğu artarsa Atakan'ın yaptığı iş artar. Arkadaşlar burada yapılan iş kazanılan potansiyel enerjiye eşittir. Bu cismin buraya çıkarmakla kazandığı potansiyel enerjisi H yüksekliği değişmedikçe değişmez. O halde bunu L'yi uzatmak, kısaltmak yaptığı işi değiştirmeyecektir. İş yapılan kazandığı enerjiye eşit olduğu için iş aynı kalır. Sadece kuvveti azaltır. Bu ifade yanlış. H yüksekliği azalırsa evet iş azalır. Çünkü H azalırsa potansiyel azalır. Bu potansiyel de yapılan iş neticesinde kazanıldığı için iş azalır diyeceğiz. Evet bu ifademiz doğru. Teta açısı artarsa Atakan'ın uyguladığı kuvvet değişmez. Evet dikleştikçe arkadaşlar kuvvet daha da büyür. Hatta dikey olarak kaldırırken cismi biz ağırlığı kadar kuvvet uygularken belli bir açıyla cismi iteklersek ağırlığından daha az bir kuvvet uyguluyoruz. O halde teta büyüdükçe bizim uyguladığımız kuvvet artıyor demektir. Bu ifade yanlış. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz ısı sıcaklıkla alakalı. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Ölçülecek sıcaklık değerine göre katı sıvı gaz içerikli termometreler vardır. Sıvı içerikli termometrelerde sıvı içindeki hacim değişimi bir gösterge paneliyle nicel olarak gözlenebilir hale getirilir. Termometrelerin ölçeklendirilmesi suyun donma ve kaynama noktası dikkate alınarak yapılır. Bu ölçeklendirmeler sıcaklık birimleri olarak Celsius, Fahrenheit ve Kelvin bir Kelvin ölçeği sıcaklık için oranlı ölçek, diğerleri ise sıralı ölçektir. Şimdi arkadaşlar ifadelerimize gelelim. Sıcaklık ölçümleri dolaylı bir ölçümdür. Evet, nereden dolayı? Çünkü sıvının genleşmesine bağlı olarak, o genleşmedeki değişim miktarına bağlı olarak biz sıcaklığı ölçüyoruz. Bu ifade doğru, dolaylı bir yoldan. Kelvin 20 Kelvin 10 Kelvin 20 Kelvin'e çıkarılırsa iki kat artmış olur. Gerçek sıcaklık, mutlak sıcaklık Kelvin'le ölçülüyor. Dolayısıyla Kelvin değerlerinin iki katı olması, evet sıcaklığın iki kat artmış olması demektir. Çünkü mutlak sıcaklık dediğimiz 0 Kelvin taneciklerin hareketsiz kaldığı eksi 273 santigrat dereceye denk gelmektedir. Dolayısıyla oradan itibaren hareketsiz kaldığı noktadan itibaren sıcaklıkların artışı alındığına göre Kelvin demek ki iki katı, üç katı şeklinde ifade edilebilir. Celsius ölçeğine göre 10 santigrat derece artan sıcaklık Fahrenheit ölçeğine göre 18 olarak gösterilir. Çünkü Celsius, bakın arkadaşlar, suyun donmasını 0 santigrat derece alıyor, kaynamasını 100 santigrat derece olarak alıyor. Fahrenheit ise suyun donma sıcaklığını 32 santigrat derece olarak alıyor, 212'de kaynamasını alıyor Fahrenheit. Bakın, Fahrenheit de böyle yapıyor. Arası ne kadar? 180. Bakın, şu 180 bölme. Bunun arası ne kadar? 100 bölme var. Demek ki buradan bir 10 artış, buradaki bir 18 artışa denk gelecektir. O halde üçüncü ifademiz de doğru olmuş. Üçüncü ifademiz bakın dolaylı ölçümdür. Bu doğrudur demiştik. Bu da doğru oluyor. O halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda fizik öğretmeni merceklerde oluşan gerçek görüntüler ekran üzerine düşürülebilirken sanal görüntüler ekran üzerine düşürülemez. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda öğrencilerin cevapları şöyle olmuştur. Cevapları dinleyen fizik öğretmeni hangi öğrencilerin cevaplarının doğru olduğunu kabul etmiştir? Esra, sebebi gerçek görüntünün oluştuğu yerde geçen ışınlar varken sanal görüntünün oluştuğu yerde geçen ışınlar yoktur. Evet, sanal görüntüler merceklerde kırılan ışınların uzantılarından oluşur.
Yani uzantılarını alıyoruz, hayali çiziyoruz, orada görüntü oluşturuyoruz. Esra'nın dediği doğru arkadaşlar. Evet, diğerine bakalım. Aslında gerçek veya sanal her iki yönde ekran üzerine düşürülebilir. Çünkü görüntülerin oluştuğu yerde kesin ışınlar vardır. Hayır, biraz önce Esra'nın dediğinde söylemiştik. Esra'nın ifadesinde geçmişti. Sanal görüntü uzantılardan oluşur. O halde Anıl'ın söyledikleri yanlıştır. Esra'nınki doğrudur. Zeynep, sebebi insan gözü gerçek görüntüyü algılayamaz. Ekran işimizi kolaylaştırır. İnsan gözü sanal görüntü ise kolayca görür. Ekrana gerek yoktur. Evet, sanal görüntüler yani optik sistemlerin içinde görülebilir. İnsan gözü algılayamaz değil. İnsan gözü her zaman perde görevi yapar arkadaşlar. Ekran görevi yapar. Gerçek görüntüyü de sanal görüntüyü de görür. Ha, ekrana koyarsak görüntünün olduğu yerde görüntüyü ters taraftan görme imkanı olur. Görüntünün olduğu yerde gözümüzü koyarsak gözümüz ekran görüntüsü yaptığı için gerçek görüntüyü de görebiliriz. Zaten sanal görüntü yani optik sistemin içinde, aynanın, merceğin içinde görüneceğinden için onu karşıdan bakmamız yeterlidir. O halde Zeynep algılayamaz demiş. Hayır, yanlış, algılayabilir. O halde sadece Esra'ya doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz kılcallıkla alakalı. İçinde X sıvısı bulunan kaba daldırılmış X'ye kılcal borularındaki sıvının görünümü şekildeki gibi verilmiştir. Arkadaşlar Y borusunda daha çok yükselmiş. Kılcallık bir sıvının ince bir boru içerisinde yükselmesidir. Sebebi de adezyon kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Yani sıvı molekülleriyle cam boru arasındaki çekme kuvvetinden dolayı sıvı molekülleri tutunarak bunun içerisinde yükselir. Hangi ifade yanlıştır? Y borusu daha incedir demiş X'ten. Evet, kılcal ince borularda daha fazla yükselebilir. Bu ifade doğru. Z sıvısında adezyonun etkisi kolajenden fazladır. Evet, bir sıvının adezyon kuvvetinin fazla olmasından dolayı kılcallık olayı gerçekleşiyor. Burada arkadaşlar yükselme ondan dolayı gerçekleşiyor. Kendi arasındaki kohezyon kuvvetini yenerek cam borunun moleküllerine tutunup yükselmesi buradaki kılcallığı sağlıyor. Bu da doğru. X sıvısı döküldüğü yerde yüzeyleri ıslatır. Evet, Z sıvısı gördüğünüz gibi adezyon kuvvetinin büyük olan bir adezyon kuvveti kohezyonun büyük olan bir sıvı olduğuna göre döküldüğünde ne yapacaktır? Yeri ıslatır, dağılır anlamında. Mesela civa dağılmaz. Bir bütün halinde kalırken suyu döktüğünüzde dağılır. Sebebi sıvı, suda adezyon kuvvetinin daha fazla olması, civanın dağılmamasının sebebi ise kohezyon kuvvetinin daha fazla olmasıdır. Evet, sıvı borulardaki kılcallık etkisi yükselmiştir. Bunu söyledik. Açık hava basıncı düşerse kılcal borudaki sıvı seviyesi azalır. Burada açık hava basıncının bir etkisi yoktur arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi uçları açık. Burası da açık. Açık hava basıncı buraya da etki ediyor. Buraya da etki ediyor. Dolayısıyla açık hava basıncının burada bir etkisi olmayacaktır. Cevap Edirne'dir. E şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Beşinci sorumuzda yatay yol üzerinde AB noktalarında bulunan Kerem ve Hakan aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlıyorlar. Koşucular yolun tam ortasında karşılaştıklarına göre diyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Aldıkları yollar aynı tam ortada karşılaştıklarına göre. O halde süreler de aynı. Sürat veya hız, bakın sürat dediğimizde yolu böleriz tabii ki. X bölü T ifadesinde bulunuyor. Alınan yol aynı, süre aynı, o zaman ortalama süratleri aynıdır. Ha, hızları eşittir. Hızlarının büyüklükleri eşittir dense doğru ama hızları eşittir denemiyor arkadaşlar. Çünkü hız vektörel bir büyüklük. Bunun hızının yönü bu tarafa, bunun hızının yönü de bu tarafa olmasını olduğundan dolayı yönleri zıt, büyüklükleri aynı. O halde bu iki vektör birbirine eşit olamaz. Yer değiştirmeleri eşit değildir. Yer değiştirmeleri evet büyüklükleri şöyle arkadaşlar büyüklükleri eşit evet büyüklükleri eşit ama yönleri eşit
olmadığı için arkadaşlar burada evet eşit değildir ifade yer değiştirmeleri aslında yer değiştirmeleri eşit değildir ifadesi denmiş burada doğru yön büyüklükleri eşit ama yönleri farklı olduğu için bu da doğru olarak kabul edeceğiz. Eşit değildir demiş. Büyüklükleri deseydi yanlış olacaktı ama o zaman cevabımız Denizli olarak işaretleriz. Altıncı sorumuzda özdeş pillerden oluşan bakın bir devremiz var. R direnciyle kurulan devrede KL anahtarlara çıkan voltmetrede okunan değer V1. K anahtarı kapalı iken V2, L anahtarı kapalı iken de V3 şeklindedir. Bunlar arasında ilişki nedir demiş arkadaşlar. Bakın burada K ve L anahtarları açıkken devre tamamlanmamıştır. Akım oluşmaz o halde V1 dediğimiz değer kesinlikle sıfırdır. Şimdi buradan başlayalım. K anahtarı kapalı iken. Şimdi bu değeri V olsun, bunun değeri V olsun, bunun değeri V olsun, bunun değeri V olsun. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada aynı kutuplar bir araya gelmiş. Dolayısıyla bunlar birbirine nötrler. Sadece bir V değeri kalır. O halde R'nin üzerindeki gerilim de yine V olur. V2'ye de V diyoruz. L anahtarı kapalıyken yalnız diyor bakın. Yalnız hepsi öyle ifadeler. Aynı anda değil. L anahtarı kapalıyken bunu kapattığımızda bunlar 2V. Bu da artı eksi zıt kutuplar bir araya geldiğinde yine topluyoruz. 3V edecektir. O halde V3'ümüz de 3V'ye çıkacaktır. Şimdi bunları sıraladığımızda 3 büyüktür 2, o da büyüktür 1 olacaktır. O halde cevap şıkkımız gördüğünüz gibi E seçeneği olacaktır. Son sorumuz dalga sorusu. Bir dalga leğenini oluşturan su dalgası, dalga leğeninde derinliği farklı bir bölgeden geçerken aşağıdaki hangileri değişir? Şu ifadeler her zaman geçerlidir dalgalarda. Hız ortama bağlı, frekans kaynağa bağlı. O halde ortam değiştiği için hızı değişir. Evet, dik gelmediyse yönü de değişir. Yani doğrultusu da değişir. Dik gelirse aynı doğrultuda gidebilir. Burada kesin demedi zaten. Doğrultusu da değişebilir. Ama frekans kaynağa bağlı olduğu için yani kaynakta bir değişiklik olmadığı takdirde ortam değişmesi dalganın frekansını değiştirmeyecektir. İki ve üçüncü ifadelerimiz doğru. Cevap şıkkımız E olacaktır.